Değerli meslektaşlarım, hepinize merhaba. Ben kardiyoloji anabilim dalından Doktor Bihter Şentürk. Bugün köprüden önceki son çıkış intern seminer programında akut koroner sendrom tanı ve tedavisinden bahsedeceğiz. Göğüs ağrısı acil servislere başvuruların kardiyolojik nedenlerin en başını çekiyor diyebiliriz. Göğüs ağrısıyla başvuran hastada elbette ki akut koroner sendromları ekarte etmeliyiz. Akut koroner hastası rahat bir klinikle hemodinamik stabil olarak gelebileceği gibi şok ve CPR gerektirecek durumlarda da gelebilir. Bunu öncelikle hatırlatmak isterim. İlk 10 dakika içerisinde muhakkak EKG'yi çekmeliyiz bir akut koroner sendrom tanısından şüphemiz var ise. EKG tamamen normal olabileceği gibi ST depresyonu, T dalga inversiyonu ve ST elevasyonu görebiliriz. EKG'yi değerlendirdikten sonra muhakkak kardiyak biyomarkerde bakmalıyız. Kardiyak biyomarker tek bir kardiyak biyomarkerle yetinmemeliyiz. Tercihen high sensitive troponini tercih edip 1 ila 3 saat aralığında tekrarında görmeliyiz. Özellikle ağrısı yeni başlayan hastalar için. Peki akut koroner sendromlar neler? Eğer bu hasta akut koroner sendrom ise sistemi olabilir, nonstabil olabilir ve anstabil anjina olabilir. Tabii ki her göğüs ağrısı kardiyak olacak diye bir şey yok. Kardiyak nedenler dışında nonkardiyak sebepler olabilir. Veya kardiyak olup AKS dışı diğer kardiyak sebepler de olabilir. Ayrıca tanıda demin de bahsettiğim gibi kardiyak, pulmoner, vasküler, gastrointestinal, ortopedik ve diğer sebepleri muhakkak ekarte etmeliyiz. Kardiyak sebepler ne olabilir AKS dışı? Kardiyomiyopatiler, perimiyokardit, taşı aritmiler, hipertansif aciller, aort kapak hastalıkları, Takotsubo sendromu, koroner spazm ve kardiyak travma olabilir. Pulmoner nedenlerden özellikle pulmoner emboli ve tansiyon pnömotoraksı ekarte etmeliyiz. Bunlar hayatı tehdit eden durumlar olabilir. Vasküler sebeplerin başını aort diseksiyonu çeker. Yine mortal seyredebilir ve atlamamamız gereken tanılardan. Gastrointestinal sebepler özofajit, reflü, gastrit, pankreatit ve kolesit olabilir. Ortopedik sebep olabilir. Musculoskeletal hastalıklar, göğüs travmaları, kas incinmeleri gibi ve diğer nedenlerden de hasta panik atak hastası olabilir. Torakal dermatomların tutulduğu zona hastası olabilir. Anemi olabilir. Anemiden yani göğüs ağrısıyla niye gelsin şeklinde düşünülebilir. İlerleyen slaytlarda bundan özellikle bahsedeceğim. Ne söyledik? Akut koroner sendromlar sistemi ve nonsistemi artı UAP dedik. EKG'de zaten ST elevasyonu varsa troponin pozitif mi değil mi elbette ki beklemiyoruz. 120 dakika kuralını çalıştırıyoruz. Ama bir akut koroner sendrom hastası EKG'si, ST depresyonu, T dalga inversiyonu veya T dalga psoyunu normalizasyonuyla da gelebileceği gibi sistemi dışındaki diğer akut koroner sendromlarda tamamen normal bir EKG ile de hasta akut koroner sendrom tanısı alabilir. Tipik anjina tarif ediyordur, anstabil anjina tarif ediyordur. Zaten anstabil anjina da biliyorsunuz kardiyak biyomarker negatif. Sadece klinikle pırıl pırıl bir EKG ve kardiyak biyomarker negatif olmasına rağmen sadece tanı ile klinik ile tanı koyduğumuz bir tanıdır anstabil anjina. Hastayı dinleriz, anamnezini, öyküsünü alırız, şikayetini dinleriz ve anstabil anjina tanısını koyabiliriz. Herhangi bir kimyasal markera veya EKG değişikliğine ihtiyacımız yoktur. Tabii ki hepsinde bir miyokardiyal iskemi var ama nonstemide miyosit nekrozu da eşlik ettiği için troponin pozitifleşirken anstabil anjina da troponin değeri negatiftir arkadaşlar. Göğüs ağrısından bahsediyoruz. Akut koroner sendrom tanısını göğüs ağrısıyla gelen hastada muhakkak ekarte etmeliyiz diyoruz ama her göğüs ağrısı da anjina değil. Yani koroner arter problemli koroner arter kaynaklı anjina değil. Ağrının lokalizasyonu, yayılımı, şiddeti, özelliği, süresi, ağrıyı başlatan veya arttıran, geçiren veya azaltan nedenlerin ve ağrıya eşlik eden semptomların da detaylı değerlendirmesi gerekir. Anjina nasıl oluyor arkadaşlar? Genellikle hasta elini bu şekilde koyup geniş bir alanı gösterir. Retrosternal, parasternal baskı, yanma tarzında hissettiğini ifade eder. Boğulma hissi, ölecekmiş gibi olma hissi de eşlik edebilir. Çoğunlukla sol kolun ulnar tarafına yayıldığı gibi çeneye, epigastriyuma, sırta ve sağ kola da yayılabilir. Buna da bu yönden de dikkatli olmak lazım. T
Tipik anjina peki ne demek? Çok duyarız hani arslanın ağrısı, anjinası tipik diye. Karakteristik nitelik ve sürede dedik. Ne dedik? Ya, retrosternal bölgede baskı yanma tarzında. Anjina genelde 5 dakikadan uzun sürer. Stabil anjina. Özellikle onu da söyleyelim. Dakikalık, saniyelik batma tarzındaki ağrılar anjina değildir. İkincisi efor ve emosyonel stres de ortaya çıkacak. Üçüncüsü ise dinlenme veya nitratla geçecek. Üçü varsa tipik diyoruz arkadaşlar. İkisi var ise atipik diyoruz. Biri var veya hiçbirisi yok ise nankardiyak diyoruz arkadaşlar ağrıya. Kanada Cemiyeti anjinayı sınıflandırmış arkadaşlar. Biz de bunu çoğunlukla kullanıyoruz. Klas 1, sınıf 1 anjina. Sıradan egzersizle rahat, zorlu, uzun ağrı egzersizle anjina tarif ediyor. Klasik anjina sıradan egzersizle ağrısı var. Hastanın efor anjinası mevcut. Günlük fiziksel aktivitede anlamlı bir kısıtlama yok. Hafif bir kısıtlama var. Sınıf 3 anjina günlük fiziksel aktivitede anjinası var. Ve bu anjina günlük fiziksel aktiviteyi anlamlı olarak kısıtlıyor. Klas 4 anjina ise hafif bir aktivitede dahi veya ısrarette dahi anjina tarif ediyor hastamız. Anstabil anjina bir akut koroner sendromu diye belirttik. Herhangi bir troponin pozitifliğine veya EKG değişikliğine ihtiyaç yoktur dedik. Buna trop pozitifliği de eşlik ediyorsa hasta nanstami tanısını alıyor dedik. Çoğunlukla uzamış 20 dakikadan uzun süren ısırat anjinasıyla başvurduğu gibi yeni başlangıçlı klasik 2 klas 3 anjina önceden stabil olan anjinanın anstabilleşmesi, kreşende anjina olarak geçer, en az klas 3 olması. Mesela hasta der ki ben önceden bir kat merdiveni rahat çıkıyordum. Şimdi merdivenin başlarında ağrım oluyor veya yol yürüyebiliyordum, artık yol yürüyemez hale geldim. Stabil olan durumun anstabilleştiğini görüyorsak bu da anstabil anjina pektoristir. Veya yakın zamanda MI geçiren bir hasta post MI anjina tarif ediyorsa bu da anstabil anjina pektoristir. Dediğimde dedik, genellikle stabil anjina 5 dakikadan uzun sürer. Ancak 20 dakikadan uzun sürüyorsa akut koroner sendromu atlamayalım. Çoğunlukla stabil anjinalar nitrat ile rahatlarken ve kaybolurken nitrata da rağmen devam eden ağrıda akut koroner sendromu düşüneceğiz. Veya hastanın ağrısı anjinaya uygun değilse, farklı bir ağrı tarif ediyorsa nankardiyak bir ağrı da elbette ki nitrata cevap vermez. Ne yapıyoruz? Her semptomla başvuran hastada olduğu gibi ilk 10 dakika içerisinde anamnezini alıyoruz. Fizik muayenesini yapıyoruz. Özellikle hemodinamisi stabil mi? Tansiyonu, nabzı stabil mi? Ondan emin olmak istiyoruz. Her hasta 120-80 tansiyonla göğsüm ağrıyor diye gelmiyor. Hasta blokta olabilir, bradiaritmik olabilir, hipotansif olabilir, taşikardik olabilir. Ve ilk 10 dakika içerisinde EKG'yi muhakkak çekiyoruz ve hastanın tarifinden biz anstabil anjina düşündüysek EKG'si temiz olsa bile o hastayı monitörize izliyoruz. Çünkü dakikalar içerisinde akut koroner hastaları en çok neden kaybediliyor? Aritmik komplikasyonlardan. Hasta birden VT'ye girebilir, VF'e girebilir, acil elektriksel defibrilasyon gerekebilir. Muhakkak yüksek riskli akut koroner sendrom hastalarını böyle bir şüphemiz varsa monitörize takip ediyoruz. Biz hastaya sistemi tanısını koyuyoruz. Anjiyo laboratuvarına çıkarırken yolda VF'e girip yolda defibrile ettiğimiz hastalar oluyor. Anjiyo masasına almadan sedyeden hastayı anjiyo masasına yatırırken orada VF'e giren hasta oluyor. Muhakkak hastalarımızı, bu tip hastalarımızı defibrilatör özelliği olan bir monitörle takip ediyoruz. Transferlerini de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hastanın onamını alırken VF'e giren hastamız oluyor. Yani anjiyo onamını alırken, o yüzden monitörize izlemin üzerinde durmak isterim. Biniş durumuna bakıyoruz, solunumuna bakıyoruz. Siyanotik mi, anemisi var mı, boyun venöz dolguluğu var mı, göğüs deformitesi var mı? Bunları da elbette ki gözden geçiriyoruz. Şimdi biz miyokard infarktüsü dedik. Miyokard infarktüsü neydi? Stemiler veya nanstemilerdi. Peki bunun bir universal tanımı var mı? Var arkadaşlar. Kardiyak biomarker pozitifliğine 5 parametreden, aşağıdaki 5 parametreden biri eşlik edecek arkadaşlar. Bunlar neler? Akut koroner sendromun, akut koroner iskeminin semptomu, göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi. Yeni gelişen iskemik EKG değişikliği, yeni gelişen patolojik Q dalgası, görüntüleme metotlarıyla viable miyokardın kaybının göstermesi veya segmenter duvar hareket kısıtlılığının gösterilmesi veya koroner anjiyografide
veya otopside koroner trombüsün gösterilmesi arkadaşlar. Peki tip 1 MI bizim karşılaştığımız, kardiyologların sıklıkla karşılaştığı bir plak var arkadaşlar. Bir aterosklerotik plak var. Bu rüptüre oluyor veya erozyona uğruyor. Üzerine trombüs biniyor. Bu damarı tam tıkarsa sitemi olarak karşımıza, nanokliziv yani tam tıkamazsa nansemi olarak karşımıza çıkıyor. Yani plak bozulmasına, plan rüptürüne veya erozyona trombüs formasyonunun eşlik ettiği EMA'ya tip 1 EMA diyoruz arkadaşlar. Peki plan rüptürü oluşu neye bağımlı? Plan hassasiyetine bağımlı. Bununla ilgili bir çalışma yapmışlar. %70'in üstünde stabil plakların mı yoksa %50'nin altında darlığa yol açan unstabil hassas plaklar mı daha çok rüptürü olmaya, MI yapmaya meyilli? Anlaşılmış ki %50'nin altında darlık yapan fibroz kepi ince, inflamatuar hücrelerden, lipid yüklü makrofajlardan zengin, inflamatuar hücrelerden zengin plakların stabil, fibroz köpük kalın, inflamatuar hücrelerden ve köpük hücrelerden fakir, stabil plaklara göre %70'in üstünde darlık yapsa dahi unstabil plakların, hassas plakların MI'ye meylinin daha fazla olduğu anlaşılmış arkadaşlar. O yüzden biz ne yapıyoruz? Her plak gördüğümüz hastaya aspirin ve statin veriyoruz. Plak stabilizasyonu için ve plak ilerlemesini durdurmak ve plak regresyonu için arkadaşlar. Peki, tip 2 MI'den bahsedelim. Tip 2 MI'de ateroskleroz olsun olmasın, hastanın oksijen ihtiyacı ile oksijen sunumu arasındaki dengesizlikten kaynaklanan bir durum. Ateroskleroz olabilir, olmayabilir de. Tamamen pırıl pırıl koroner arterleri olan bir hasta da tip 2 MI geçirebilir. Örneğin, koroner arterde spazm olmuştur. Herhangi bir ilaç, emosyonel stres, kemoterapik ajan koroner arterlerde spazm yapmıştır. Veya mikrovasküler disfonksiyon vardır. Koronere emboli olmuştur, atrial fibrilasyonu vardır. Spontan veya iatrojenik koroner arter diseksiyonu olmuştur. Devam eden bradiaritmisi vardır. Düşük kardiyak output'a düşük kardiyak output nedeniyle oksijen sunumundaki yetersizlik MI'ye neden olmuştur. Hasta hipotansiftir, şoktur. Solunum yetmezliği vardır ve de ciddi anemisi vardır. Oksijen sunumunda yetersizlik vardır. Biliyorsunuz ayrıca tanıda anemi de vardı. Azalmış miyokard perfüzyonuna bağlı hasta tip 2 MI geçirebilir. Veya sunumda sıkıntı yok ama miyokardın oksijen ihtiyacı artmış. Örneğin taşı aritmi, örneğin hipertansiyon, miyokardda sol ventrikülde hipertrofi olsun olmasın. Bunlar da sunumda bir problem yokken hastanın artmış ihtiyacına bağlı dengesizlikten dolayı tip 2 MI nedenlerinin başında gelir arkadaşlar. Evet, biz tabii ki hiçbir akut koroner sendromu atlamayacağız ama sitemiyi asla atlamayacağız. Çünkü bir damar fibrinden zengin trombüsle tamamen tıkalı. Oranın bir an önce revaskülerize edilmesi, mekanik olarak açılması lazım. Çünkü oraya giden, o miyokarda giden kan artık gitmiyor ve biz orada miyokardı revaskülerize, o damarı revaskülerize etmezsek ne olur? Artık o miyokard canlı miyosit canlılığını kaybeder. Fibroz skar dokusu haline gelir. Biz bunu niye istemiyoruz? Skar dokusu haline gelen skarlaşmış miyokard aritmojenik bir substrat olabilir. Aynı zamanda EF'yi düşürür, kalp yetersizliği semptomlarına yol açar hastanın. Aynı zamanda üstüne trombüs binip kardiyak kökenli embolilere neden olabilir. O yüzden sitemi de özellikle elimizi çabuk tutuyoruz. Tanıda gecikmiyoruz. Troponin elbette ki pozitif ama troponin pozitifliğini beklemeyip 120 dakika kuralını çalıştırıyoruz. İlerleyen slaytlarda 120 dakika kuralı üzerinde oldukça durmayı planlıyorum. Peki ST elevasyonu tanısı nedir? Birbirine komşu iki derivasyonda en az 1 milim ve üzerinde elevasyon görmemiz, ST elevasyonu görmemiz sitemi tanısını koyduruyor arkadaşlar. Elbette ki troponin pozitifleşiyor ama biz onun pozitifliğini beklemiyoruz harekete geçerken. V2 V3'te bir değişiklik var sadece. 40 yaş üstü erkeklerde 2 milim, 40 yaş altı erkeklerde 2,5 milim V2 V3'te. Kadınlarda ise 1,5 milimin üstünde yaştan bağımsız elevasyon gerekiyor arkadaşlar. Peki
Özellikle ST segmenti bizim için değerli. ST segmenti eğer göğüs ağrısıyla gelen bir hastada ST segmentinin izoelektrik mi, eleme mi, deprese mi, özellikle ST segmentine ve T segmentine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Peki etkilenen bölge. Etkilenen bölgeyi biz sadece sistemilerde bahsediyoruz. V1, V4 anteroseptal, D1AVL yüksek lateral, D1AVL, V1, V5 artı D1AVL yaygın anterior, D2, D3 AVF inferior derivasyonları gösteriyor. Antireseptal MI dediğimde antireseptal ST yükselmeli MI demek istiyorum aslında. Koroner anatomiden kısaca bahsedelim. Sol ana koroner arter, LAD, CX. Sol ana koroner arter sol sinüs valsalvadan, sağ koroner arter sağ sinüs valsalvadan çıkıyor. Bunlar neler? Ascenden aortun ilk dalları arkadaşlar. Ascenden aort, arcus aort, descenden aort olarak devam ediyor. Peki sistemi ve 120 dakika kuralı üzerinde duracağız demiştik. Hasta geldi arkadaşlar. Ben PCI merkezi olan üniversitemiz, 9 Eylül Üniversitemiz gibi PCI merkezi olan 24 saat kateter laboratuvarı açık bir merkezsem hemen tanıyı koyup 60 dakika içerisinde hastanın lezyonu damarından teli geçip reperfüzyonu planlıyorum. PCI merkezinde değilim. Ambulanstayım veya PCI olmayan merkezdeyim. Ne yapıyorum? 120 dakika içerisinde ben bu hastayı primer PCI merkezine gönderebilir miyim diye düşünüyorum. 120 dakika kuralını çalıştırıyorum. Eğer 120 dakika içerisinde bu mümkün ise hemen hastayı primer PCI'ye sevk ediyorum. Ve en kısa zamanda 90 dakikanın altında bir zamanda da reperfüzyonu sağlamayı planlıyorum. 120 dakikadan uzun sürecekse fibrinolitik tedaviyi mecburen düşünmek zorunda kalıyorum. Özellikle söylüyorum arkadaşlar, ST yükselmeli MI'ın altın tedavisi primer perküten koroner girişimdir. Yani damarın teliyle geçirip stent ile açılmasıdır mekanik olarak. Ancak koşullar el vermiyorsa litik tedaviyi vermek durumundayım. Bir miktar oradaki fibrini lizize uğratıp distal kan akımını sağlayayım, oradaki miyokart bir miktar kanlansın diye. 10 dakika içerisinde de eğer bu kararı verdiysem litik tedavinin bolusunu vermeyi planlıyorum. Ya primer PCI ya fibrinolizis değil arkadaşlar. Özellikle söylüyorum, altın tedavimiz primer PCI. Mümkün değilse 120 dakikayı sürenin aşacağını düşünüyorsam mecburiyetten litik tedaviyi veriyorum. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Fibrinolitik tedavinin endike olduğu tek akut koroner sendrom çeşidi ST yükselmeli miyokart infarktüsüdür. Çünkü bir damar fibrinden zengin trombüsle tam tıkalı olduğu için fibrinolitik tedavinin endikasyonu vardır. Tekrar hatırlatıyorum, nonstemide ve de anstabil anjinata litik tedavinin yeri yoktur arkadaşlar. Burası önemli. Yani MI'nin tedavisi değil litik tedavi arkadaşlar. ST yükselmeli MI'nin tedavisi, o da 120 dakika kuralı mümkün olmuyorsa. Peki arkadaşlar, gözü kapalı litik tedaviyi veriyor muyum? Elbette ki vermiyorum. Absolüt veya mutlak, yani veya relatif kontraindikasyon var mı? Düşünüyorum. Hasta yakınıyla, hastayla muhakkak konuşuyorum. Anamnez almaya çalışıyorum. Peki intrakraniyel, herhangi bir zamanda intrakraniyel hemoroji veya nedeni bilinmeyen bir stroke varsa veremiyorum. Son 6 ay içerisinde iskemik stroke varsa veremiyorum. Santral sinir sistemi hasarı, neoplazma, AV malformasyonu varsa veremiyorum. Geçirilmiş major travma, cerrahi ve kafa travması varsa son 1 ay içerisinde veremiyorum. Son 1 ay içerisinde gastrointestinal kanama geçirdiyse veremiyorum. MENS dışında bilinen kanama disorderı varsa, kanama problemi varsa veremiyorum. Aort diseksiyonda elbette veremiyorum. Veya son 24 saat içerisinde kompresyona uğramayan bir ponksiyonu varsa, karaciğer biyopsi, lümbar ponksiyon gibi veremiyorum arkadaşlar. Bir de relatif kontraindikasyonlarım var. Burası göreceli. Hasta, hekim ve hasta yakını arasında ortak karar alarak verip vermeme konusunda soru işaretlerinin olduğu bir yer. Son 6 ay içerisinde TIA geçirdiyse, oral antikoagülan kullanıyorsa, gebe veya postpartum birinci haftadaysa, dirençli bir hipertansiyonu varsa, ilerlemiş karaciğer hastalığı, infektif endokardit, aktif pektif ülser veya uzamış travmatik resitasyonu varsa, bunlar da göreceli kontraindikasyonlar arkadaşlar. Fibrin spesifik ajanlar, alteplaz, reteplaz, tenekteplazı öncelikle tercih ediyorum. Tenekteplaz tek bolus olması koşuluyla cazip geliyor arkadaşlar. Reteplaz 2 bolus, alteplaz bolus ve infüzyon şeklinde veriliyor arkadaşlar. Peki litik tedaviyi verdim.
İlk 10 dakika içerisinde böyle bir karar verdiysem bolusunu verdim. Tamam, litik tedavi verdim. Hastanın göğüs ağrısı geçti. ST'leri %50'den fazla rezole oldu. Hemodinamisi stabil. Göğüs ağrısında kötüleşme yok. Peki senin işin bitti, güle güle diyor muyum? Hayır demiyorum. Muhakkak litik tedavi başarılı olsa bile 2 ila 24 saat içerisinde muhakkak koroner anjiyografi yapıyorum. Çünkü ben litik tedaviyle damarı mekanik olarak açmadım. Orada fibrini bir miktar eritip distale kanın geçmesini sağladım. Ancak mekanik olarak damarı açmadım. O yüzden 24 saat içerisinde muhakkak koroner anatomiyi görüp mümkünse PCI işlemini, perkutan koroner geçim işlemini yapıyorum. Peki litik tedavinin işe yarayıp yaramadığını ne zaman değerlendirelim? 60. 90. dakikalar arasında. Nasıl değerlendiriyorum? Kriterlerim ne? %50'den fazla STS'i rezole oldu mu? Hemodinamisi stabil mi? Elektriksel ritim olarak stabil mi? İskemik durumu, semptomları nasıl diye değerlendiriyorum. Eğer bunlarda bir düzelme yoksa en yakın zaman neyse, kurtarıcı adından da belirli rescue PCI, hemen acilen hastayı rescue PCI'ya veriyorum arkadaşlar. Peki arkadaşlar, neden bahsettik bu ana kadar? Muhakkak hemen 10 dakika içerisinde EKG'sini çektim. Yüksek riskli hastaları Peki, tedavine, tanıdan bahsettik. Tedavine, her hastaya oksijen vermek durumunda mıyım? Hayır. Satürasyonu 90'ın altında değilse vermek durumunda değilim. Rutin olarak vermiyorum. Tabii ki ağrıyı azaltmak için opioidlerden, benzodiazepinden yararlanabilirim. Nitratlardan yararlanabilirim ama bunlar EMA'nın mutlak tedavisi değil arkadaşlar. Peki EMA'nın mutlak tedavisi ne arkadaşlar? Ben derslerde de bahsediyorum. 5 oral, 1 IV olarak aklımızda kalabilir. Aspirin, İkinci antiplatelet, klopidogrel, ticagrelor ve prasugrel gibi. Sitemi ise klopidogrel bir adım geride, diğer iki ajan daha önde. Aspirin, ikinci antiplatelet. Kontraindike bir durum yoksa beta blokör, ACE inhibitörü, yüksek doz statin ve IV heparin arkadaşlar. 5 oral, 1 IV. 5 oralı tekrar sayayım. Aspirin, ikinci antiplateletlerden biri, beta blokör, ACE inhibitörü C olarak aklınızda kalsın. Beta blokör B olarak aklınızda kalsın. LDL'den bağımsız olarak yüksek doz statin artı IV heparin arkadaşlar. Peki hastayı revaskülerize ettim. Damarın açıldığından eminim. İşlem de başarılı geçti. Heparini devam ediyor muyum arkadaşlar? Heparini kesebilirim. Eğer AF, DVT ve koroner trombüs gibi ikincil bir sebep, mutlak bir heparin endikasyonu yoksa, antikoagülan kesebilirim arkadaşlar. Her hastaya beta blokörü başlıyorum. Kontraindikasyon yoksa ACE inhibitörünü başlıyorum. Ve yüksek doz statini başlıyorum arkadaşlar. Eğer hastanın ilerleyen uzun dönem tedavisinde EF'sinde etkilenme varsa, kalp yetersizliği hastası, düşük EF'li kalp yetersizliği hastası olabilir. O yüzden beta blokörlerle ACE inhibitörlerini ömür boyu devam ediyorum arkadaşlar. Statin ve aspirinde zaten plak rüptürü olan bir hasta, MR geçirmiş bir hasta ömür boyu devam arkadaşlar. İkinci antiplateleti normalde 12 aya tamamlamak isteriz. ASA artı ikinci antiplatelet birlikteliğini. Eğer kanama riski yüksek değilse, kanama riski yüksek hastalarda 3 ayda da 6 ayda da kestiğimiz vakalar oluyor. Kar zarar oranına göre. Peki sistemiyi özetledik. Biraz da non-stabil ve astabil anjinadan bahsedelim dedik. Hasta klinik olarak stabil gelebilir, yoğun bir ağrıyla gelebilir, CPR eşiğinde olabilir. Sitemiden zaten bahsettik. Non-stemi UAP'ta ST depresyonu, T dalga negatifliği, pseudo normalizasyonu eşlik edebilir ama tamamen EKG normal de olabilir. Kardiyak biyomarkı pozitifliğine göre
nastemi veya anstabil anjina tanısını koyuyoruz. Tabii ki nankardiyak ve diğer kardiyak nedenleri de gözden geçirmek kaydıyla. Evet, akut koroner sendromlar dedik. Ne dedik? Stemi, nastemi ve UAP dedik. ST elevasyonu varsa zaten sistemi dedik. EKG tamamen normal olabilir nastemi veya UAP'da dedik veya dinamik EKG değişikliği izlenebilir. Troponin pozitifliği, miyosit nekrozu varsa nastemi yoksa anstabil anjina diyoruz arkadaşlar. Peki elbette ki her hastada olduğu gibi dedik anamnezini aldık. 12 derivasyonlu EKG'sini çektik. Gerekirse ek derivasyonları çektik. Ama tek troponinle yetinmiyoruz arkadaşlar. Hasta geldi arkadaşlar. Tabii ki eğer ekomuz varsa ekoyla diğer sebepleri ekarte etmek amaçlı eko yapmak süper olur. Biz her acile başvuran göğüs ağrısı hastasına ekokardiyografi yapmayı hedefliyoruz. Çoğunluğunu da yapıyoruz. Eko bize ne katar? Yeni gelişen doğru hareket kusuru var mı? EFS'i nasıl? Majör bir kapak hastalığı var mı? Perikardiyal mayisi var mı? Diseksiyondan şüphe ettirecek flap görüntüsü veya asanın dilatasyonu veya ciddi AYS'i var mı? Bu konularda bize oldukça fayda sağlıyor. Dediğim gibi muhakkak hastanın ilk troponuyla, ağrısının ilk saatlerindeki troponuyla yetinmeyip 3. saatinde ve normal troponin ise 4-6 saatte hypersensitif değilse muhakkak kontrolünü görüyoruz. Yine hastada, burada bahsetmiyor bu slaytta ama hastada diseksiyon şüpheniz varsa aort diseksiyonu muhakkak aort BT anjiyografi ile ekart edin arkadaşlar. Pulmoner embolisi varsa muhakkak pulmoner arter BT anjiyografi ile ekart edin. Eko bize pulmoner emboli tanısında da yardımcı. Nasıl? Normalde sağ boşluklar sol boşluklardan daha küçüktür. Sağları dilete, sağ ventrikül yüklenmesi olan ekokardiyografide dil şeybi olan, sağ ventrikülün sol ventriküle basısını gösteren dil şeybi olan pulmoner arter basıncı 60 hastalarda muhakkak pulmoner emboliden şüphe edilmeli ve BT anjiyografi ile pulmoner muhakkak tanısı ekart edilmelidir arkadaşlar. Bu da ayrı tanıdan kısa bir örnek oldu. Hasta zaten nastemi tanısı aldıysa veya yüksek riskli anstabil anjina tanısı aldıysa ne yapıyoruz? Koroner yoğun bakıma yatırıp anjiyografisini yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yüksek risk kriteri yoksa hastanın, bu hastayı yatırıp anjiyosunu da görebiliriz servise ama eksterne edip yakın zamanlı koroner BT anjiyografi gibi non-invaziv metotları da kullanabiliriz. Zaten düşük riskli bir hastaysa akut koroneri ekarte ettiysem opsiyonel olarak anjiyosunu görmek isteyebilirim. Ama dışlandıysa yatırma indikasyonu yok hastamızın arkadaşlar. Peki yüksek riskli anstabil anjina hastasından bahsettim. Çok yüksek riskli anjina, anstabil anjinası olabilir veya bunların hiçbirini hastamız taşımayabilir bu kriterleri. Peki çok yüksek risk ne demek arkadaşlar? Çok yüksek risk ilk 2 saat içerisinde hastanın koroner anatomisini gör demek. Buradaki 120 dakika kuralında primer PCI yap demiyorum. Bu hasta çok yüksek riskli bir hasta. Bu hastayı sen gözünün önünden ayırma ve ilk 2 saat içerisinde koroner anatomisini gör. Anjiyoyu al diyor. Bunlar neler arkadaşlar? Hemodinamik instabilite. Hasta bradikardiktir, hipotansiftir veya hemodinamiği bozan aritmisi vardır, hayatı tehdit eden aritmisi vardır, kardiyojenik şoktadır, ağrısı optimal medikal tedaviye rağmen devam ediyordur, dirençlidir, hayatı tehdit eden aritmiden bahsettiğim VFPT gibi veya bradiaritmi gibi, MI'nin mekanik komplikasyonları olduğunu düşündüğüm bir hastadır, örneğin ventriküler septal rüptürü olmuştur, serbest duvar rüptürü olmuştur veya papiller adere rüptürü veya disfonksiyona bağlı MI gelişmiştir. Mekanik komplikasyon olduğunu düşünüyorumdur. Hastanın EFS'i şu an hali hazırda geçirmiş olduğu akut koroner sendroma bağlı düşmüş ve hasta akut kalp yetersizliğine girmiştir. Veya yaygın ST depresyonuna AVR veya V1'de ST elevasyonu eşlik ediyordur. Bu önemli arkadaşlar. Bu ne demek? Bu hasta sol ana koroner veya ciddi üç damar lezyonu olabilir. Bu hastayı gözünün önünden ayırma. İlk 2 saat içerisinde koroner anatomisini gör demek. Şöyle bir EKG arkadaşlar. ST'ler yaygın deprese, AVR veya V1'de elevasyon var. Bu hastayı gözümüzün önünden ayırmayalım. Bu hastayı ilk 2 saat içerisinde koroner anatomisini görüntüleme amaçlı anjiyoya yollayalım arkadaşlar. Peki bunlar çok yüksek risk kriterleriydi. Yüksek risk kriterleri neler?
tan almış nastemi, yani hasta göğüs ağrısıyla geldi. ST depresyonu olmak zorunda değil veya dinamik EKG değişikliği olmak zorunda değil. Anstabil anjina kliniğine troponin pozitifi eşlik etti. Nastemi tanısını aldı. Yüksek riskli hasta, 24 saat içerisinde koroner anjiyosunu yap. Trop negatif ama dinamik EKG değişikliği var. Hasta MI'den, hasta göğüs ağrısıyla geldi. MI şüphesiyle geldi. ARES gelişti. Ama dönüş EKG'sinde resüte ettik, döndü ama dönüş EKG'sinde belirgin bir elevasyon yok ve hasta kardiyojenik şokta da değil. Bu hastaya da akut koroner EKG etmek amaçlı 24 saat içerisinde anjiyo yapacağız arkadaşlar. Grace risk skoru 140'ın üzerinde, şu an için sizin bilmemiz gereken bir skor değil. Bizim kardiyologların bir skorlaması 140'ın üzerinde ise bu hastada yüksek riskli bir hastadır. 24 saat içerisinde koroner anatomiyi gör diyor arkadaşlar guideline'ımız. Peki bunların hiçbiri yok. Hastanın ağrısı geçti, hemodinamisi stabil, troponin negatif, EKG değişikliği olmadı. Herhangi bir problem yok. Bu hasta da selektif invaziv yaklaşabilirsin. Yani opsiyonlu. Bu hastayı yatırıp anjiyosunu da yapabilirsin veya taburcu edip yakın zamanda, uygun zamanda koroner anatominin görüntülemesi amaçlı BT anjiyoya veya iskeminin değerlendirmesi amaçlı örneğin sintigrafiye, miyokard perfüzyon sintigrafisini yollayabilirsin arkadaşlar. Bu EKG'yi tekrar göstereyim. Yaygın ST depresyonuna AVR ve veya V1'de ST elevasyonu eşlik ediyorsa sol ana koroner veya ciddi üçlemal lezyon olabilir. Bu hastaya muhakkak ilk 2 saat içerisinde çok yüksek risk kriterlerini taşıdığından anjiyoya yönlendiririm arkadaşlar. Peki tedavimiz nasıl? Tedavimiz yine aynı. Aspirin, ikinci antiplatelet, prasugrel eğer nastemi hastasına 24 saat içerisinde anjiyo yapacaksak diğer klopidogrel ve ticagrelerden bir adım önde arkadaşlar. Yine beta blokör, bir kontraindikasyon yoksa, ACE inhibitörü yine bir kontraindikasyon yoksa, yüksek doz statin ve IV heparini veriyoruz arkadaşlar. İkili antiplatelet verdiğimiz için miyokard infarktüsü hastalarına proton pompa inhibitörlerini de veriyoruz arkadaşlar. Tedavimiz aynı. Yine eğer revaskülerizasyonumuzdan eminiz, PSA işlemimizi yaptık, herhangi bir endikasyon, başka bir endikasyon yoksa heparini kesebiliriz arkadaşlar. Aspirin, statin, ömür boyu. İkinci antiplatelet 12 aya tamamlayalım ama yüksek riskli kanama riski varsa erken zamanda kestiğimiz vakalar olabiliyor. EF etkilendiyse arkadaşlar beta blokörleri, ACE inhibitörü uzun dönemde de veriyoruz. Aspirin ile yüksek doz statini, İlk dönemde yüksek doz, sonradan daha ılımlı dozları olabilir, statini ömür boyu veriyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. Soru veya katkınız varsa alabilirim. Mesaj da herhalde iletilecek. Thank you.
Evet, bir sorumuz geldi Çağlar Bey'den. Diyor ki, gelen hasta böbrek yetersizliği olduğunu biliyorsak anjiyografik yöntemi hala tercih ediyor muyuz? Şimdi Çağlar'cığım, sitemi ise zaten elbette ki hastanın BFT'sini bilmeden işleme alıyoruz. Elbette ki primer perküten koroner girişimi öncelikli olarak tercih ediyoruz. Ama non-stemi ise veya ansabil anjina ise çoğunlukla tabii ki gönül ister ki perküten koroner girişimle bir hastayı revaskülerize edelim. Hasta ve yakınlarına bu işlem sonucunda diyaliz ihtiyacının gelişebileceği, çoğunlukla bu diyaliz ihtiyacının geri dönüşümlü olup ama kalıcı diyaliz ihtiyacının da ortadan ekarte edilemediğini muhakkak söylemeliyiz. Ama slaytlarımda da belirttiğim gibi eğer hasta, oraları gelebilir miyiz bilmiyorum. Eğer hasta çok yüksek risk kriterlerini karşılıyor, bu hastalarda diyaliz riskini de göze alarak erken invaziv girişim yapmakta fayda var akut koroner sendrom hastalarında. Tabii ki yüksek riskli hastalara da gönül ister ki biz bir an önce işlem yapıp revaskülerize edelim. Çok yüksek riskli hastada çok hani seçeneğimiz olmayabilir. Hasta yakınına çok yüksek riskli bir durum mevcut. Bir an önce biz koroner anatomiyi göreyim deyip ısrarcı davranabiliriz ama diğer hastalarda diyaliz riskini anlatmakta fayda var arkadaşlar. Ama sitemi de zaten çoğu hastanın kreatin değerini durumunu bilmeden acil olarak alıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru oldu. Bu arada sanırım soruyu soran arkadaşım Osman Egemen'miş. Demin yanlış söyledim. Özür dilerim. Teşekkür ederim Osman Egemen Çerçioğlu. Peki arkadaşlar, yakın zamanlı mezun olacaksınız. Şimdiden sizleri tebrik ediyorum. İnşallah yüz yüze de karşılaşmak ve tebrik etme fırsatım olur. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.